Şerfenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere ajurlu mevsimlik bir bayan örgüsü modeli göstermek istiyorum. Bu modeliyle özellikle etol şal veya bayan yelek, kaza kırka gibi örgüler yapabilirsiniz. Modelimiz 14 ilmek ile oluşuyor. 14 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son 3 tane ilmek ilave ediyoruz. Ben 2 model için 14, 14, 28, 3 ilmek ile birlikte 31 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün arka tarafındayım. Burası örgümüzün ilk sırası. Sıra boyunca ilmeklerimizi arka tarafta ters olarak örüyoruz. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Burada modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bir kere ilmeğimi şişime doladım. Sonraki 3 ilmeği beraber düz örerek topladım. 1 ilmek artırdım. 1 ilmek düz ördüm. Burası modelimizin tam orta kısmı. Sonrasında tekrar 1 ilmek arttırdım. 3 ilmeği beraber düz örerek topladım. Tekrar 1 ilmek artırdım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Burası bir model. Hatta arada bir tane de düz ilmek örmüş olduk. İkinci modele geçiyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Yani artırma yaptıktan sonra 2 4 6 7 ilmek düz örüyoruz ve ikinci modelin artırışını yapıyoruz. 3 ilmeği beraber düz ördüm. Tekrar 1 ilmek artırdım. 1 ilmek düz ördüm. 1 ilmek artırdım. 3 ilmeği beraber düz örerek topladım. 1 ilmek artırdım. Kalan 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Örgümüz bitene kadar arka tarafta ilmeklerimiz sıra boyunca ters olarak örülüyor. Herhangi bir başka işlem yapılmıyor. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtiğimiz zaman kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Burada bakın en son burada ilk arttırdığımız en son ilmek önündeki ilmek ile birlikte toplanacak. 1 ilmek doladım. 1 2 3 ilmeği beraber düz örerek topladım. Burası düz ilmeğimizin olduğu yer, tam modelimizin ortası. Burada iki kenara doğru açılan ajurlar oluşturuyoruz. Bir tane ilmek dolayarak artırdım. Ortadaki oluşan 3 ilmeğimi düz ördüm. Bakın bu şekilde ajurlarımız iki kenara açılıyor. Tekrar bir ilmek artırdım. Sonraki 3 ilmeği beraber topladım. Ve bir ilmek artırarak aradaki 3 4 5 ilmeği düz olarak ördüm. Bir ilmek artırdım. Bakın burada artırdığım ilmek var. Öncesindeki ilmeğe geldiğim zaman bir ilmek artırıyorum ve 3 ilmeği beraber düz örüyorum. Ve tekrar bir ilmek artırıyorum. Devamındaki 3 ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek artırdım ve 3 ilmeği beraber düz örerek topladım. Bir tane ilmek artırdım. Kalan 3 ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Arka tarafta hepsini ters örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek daha düz ördükten sonra bakın tekrar artırdığım ilmeğin bir öncesindeki ilmeğe geldim. Burada bir ilmek artırıyorum ve bu 3 ilmeği beraber düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Ortada oluşan 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada tam ortada V şeklinde açılan ajurumuz oluşmaya başladı. Tekrar bir ilmek artırdım. Sonraki 3 ilmeği düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırdım. Ve iki modelin arasında 3 ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırdım. 3 ilmeğimi beraber düz ördüm. Burada
V şeklinde açılan ajurumuzu iki sıra şeklinde açıyoruz. Bir ilmek artırdım. Sonraki 5 ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek artırdım. 3 ilmeğimi beraber düz ördüm. Bir ilmek artırdım. Kalan 2 ilmeğimi kenar ilmeği ile birlikte düz ördüm. Arka tarafta bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıç ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bakın, artırdığım ilmeğin önündeki ilmek sırada. Bir ilmek doluyorum. 3 ilmeği beraber düz örüyorum. Ve tekrar bir ilmek artırıyorum. Sonra ortadaki oluşan 7 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde bakın, çift sıra şeklinde ajur açıyoruz. Tekrar bir ilmek doladım. Kalan 3 ilmeğimi beraber düz ördüm. İki modelin arasında bir tane ilmeğimi düz ördükten sonra, pardon, burada artırmayı unuttuk. 3 ilmeği birlikte topladıktan sonra bir ilmek artırıyoruz. Sonra bir ilmek düz örüyoruz. Tekrar bir ilmek artırıyoruz. 3 ilmeği beraber düz örüyoruz. Tekrar bir ilmek artırıyoruz. 7 ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. 3 ilmeği beraber düz örüyoruz. Ve bir ilmek tekrar artırarak kalan ilmeğimizi örüyoruz. Ve burada modelimiz tamamlanmış oldu. Şimdi bundan sonra tekrar örgünün ön yüzüne gelince modeli kaydırmamız gerekiyor. Arka taraf hepsini ters örerek geliyorum. Burada arttırdığımız bu ajurlu bölüm 1, 2, 3, 4 taneye tamamlanınca bakın iki modelin arasında tek ilmeğe düştü. Kesilecek ilmek kalmadı. Şimdi burada açtığımız ajuru iki modelin arasına kaydırarak uyguluyoruz. Bunun için başlangıç ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada 1, 2, 3, 4 sıra artırma yaptık. Bu 4 sıra artırmanın en sonuncu 4. sırasındaki artırmayı 2. modelimizin açılmasında 1. olarak sayıyoruz. Bunun için kenar ilmeğinden sonra bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Yani şöyle açıklayayım. V şeklindeki açılan ajurun 1, 2, 3. artırmasını yaptıktan sonra 4. artırma aynı sırada aynı şekilde yapılıyor. Fakat bu 4. artırma 2. açılan kaydırdığımız modelin aynı zamanda ilk sırası sayılıyor. Kenar ilmeğinden sonra artırdığım ilmeğimi de düz ördüm. Bir ilmek tekrar artırdım. Burası artırma sırası. V şeklinde açılacak bölüm. Sonraki 3 ilmeği beraber düz ördüm. Sadece ve sadece dikkat etmeniz gereken şu anda 2. modelin başlangıç bölümü. Kenar ilmeğinden sonra artırdığımız, en son artırdığımız ilmeği düz örüyoruz. Devamında bir ilmek artırıp 3 ilmeği topluyoruz. Tekrar arada bir tane ilmek doladım. Ve 5 ilmek düz olarak ördüm. İlk başlangıçta çünkü iki modelin arasında burada 7 ilmek düz örüyorduk. Burası ikinci sıra sayıldığı için 5 ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek doladım. 3 ilmeği beraber düz ördüm. Tekrar bir ilmek doladım. Sonraki 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek doladım. 3 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir ilmek doladım. Ve 5 ilmek düz örerek devam ediyorum. Bir ilmek doladım. 3 ilmeğimi beraber düz ördüm. Tekrar bir ilmek doladım. Ve 2 ilmeğimi düz ördükten sonra kenar ilmeğimi ördüm. Arka tarafta bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burası artırma yaptığım bölüm. Bir ilmek artırdım. 3 ilmeği beraber düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırdım. 2 modelin arasında 3 ilmek düz ördüm. Her defasında aynı işlemi yapıyoruz. Bakın, son artırdığım ilmeğin bir öncesindeki ilmeğe gelince bir ilmek doluyorum. 3 ilmeği beraber düz örüyorum. Ve tekrar bir ilmek doluyorum.
Böylece kestiğim ilmeklerin sayısını dengelemiş oluyorum. Devamında 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Burası çünkü V şeklinde açılan bölümümüz. Bir ilmek artırdım. 3 ilmeği beraber düz ördüm. Bir ilmek artırdım. 3 ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırdım. 3 ilmeği beraber düz ördüm. Bakın bu şekilde açılan bölümü burada kapatıyoruz. Tekrar bir ilmek artırdım ve kalan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Arka sırada hepsini ters olarak örüyorum. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Burada artırma yaptığım yerdeyim. Bir ilmek artırdım. Sonraki 3 ilmeğimi düz örerek topladım. Tekrar bir tane ilmek artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Şöyle söyleyeyim, burası başlangıçtan itibaren 1 2 3 4. ajurun olduğu yer, hem modelimizin bittiği hem de ikinci modelimizin açıldığı birinci sıra olarak kabul ediliyor. Burada da aynı şekilde ikinci modeldeyim şu anda. 1 2 3 3 ajur modelin bittiği yerdir. 4. ajur ikinci modelin açılımıdır. Şu anda biz hem aynı hizada modelimize devam ediyoruz hem de ilk başlangıçtaki açılma işlemini tekrarlamış oluyoruz. Şu anda biz örgümüzün ilk sırasını tekrar uyguluyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 4 ilmek düz ördüm. 1 ilmek artırıp 3 ilmeği kestim. Tekrar 1 ilmek artırıp 1 ilmek düz ördüm. Aynı şekilde ilk başlangıçta da bu işlemleri yapmıştık. Dediğim gibi her modele başlayışta 3 ajur modelin bitiş yeridir. 4. ajur aynı şekilde devam eder. Fakat bu 4. ajur bir sonraki modelin açılış sırasıdır. Tekrar 1 ilmek artırdım. 3 ilmeği düz ördüm. Ve tekrar 1 ilmek artırdıktan sonra 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. 1 ilmek artırdım. 3 ilmeğimi birlikte düz ördüm. 1 ilmek artırdım. Burası artık kapatıyoruz. Son ilmeğimizi düz ördük. Tekrar artırıyoruz 1 ilmek ve 3 ilmeği beraber düz örüyoruz. 1 ilmek artırıyoruz. Kalan ilmekleri düz örerek sıramı tamamladım. Modelin yapılışında herhangi bir aslında zorluk yok. Fakat dediğim gibi sadece yeni modele geçişlerde biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Modelimizi bu şekilde farklı bir renk ile çalışmak istedim. Sizlere fikir vermesi için. Hepsini her türlü bayan örgüsünde kullanabilirsiniz. Burası da modelimizin arka tarafı. Herkese kolay gelsin.